Merhaba sevgili dostlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Yalnız arkadaşlar, bugünkü videomda şöyle bana gelen bir yorumu size göstermek istiyorum. Bu sahtekarlara inanmayın, düzenek doğru ama fişeklerin barutu ıslak, gelincik için satılan düzenekleri hatırlayın. Sakın ha evde denemeyin ve de fişekleri çoluk çocuktan uzak tutun. Gürkan Baser isimli bir şahıs bize sahtekar demiş. Şunu belirtmek isteriz arkadaşlar. Biz çoğu konuyu deneme yanılma yöntemiyle yapıyoruz ama kesinlikle sahtekar değiliz. Şunu belirtmek isterim. Daha önceki düzeneğim burada deneme yaptığımız. Bakın aparat şu şekildeydi. Şu farklı modeli. Bakın kesinlikle namlu yoktu. Ben buna ilaveten namlu yaptım. Ve arkadaşın bahsettiği gelincik tüfeği diye bahsettiği şey köstebek tüfeğidir arkadaşlar. Aslı orijinali şudur. O şahıs yüzünden 75 lira para verip bu düzeneği aldım. Biz kesinlikle burada şey yapmıyoruz. Şöyle gösteriyorum aparatı size. Bakın arkadaşlar. 10 santimlik bir namlusu var. Bizimkinin kesinlikle namlu yok. Ve patlama böyleydi. Şimdi size namluyla, namlu olmadan patlayan fişeğin şöyle göstereyim. Hepsi aynı. 9 numara 32 gram saçma. Onda da kullanacağız. Bunda da aynı şekilde. Biz böyle yorumları cevabını uygulamalı olarak veriyoruz. Böyle arkadaşlar yorum yapıyorlar. Lütfen yaptığınız yorumlara dikkat edin. Biz burada kimseyi kandırmak için bir şey yapmıyoruz. Bizim elimizde bir şey de geçmiyor. Bu bizim kendi yaptığımız aparat. O şahıs yüzünden dediğim gibi şu aparatı temin ettim ben. Sırf böyle işte laf olsun diye yorum yapan arkadaşlar cevaplarını alsınlar. Bir daha yorum yaptıkları insanlara dikkat etsinler. Biz burada eğlence maksatlı bu işleri yapıyoruz. Keyif için yapıyoruz. Parayla verseniz bu işleri kimseye yaptıramazsınız. Şöyle şunu şöyle koyuyorum. Bakın. Bu köstebek tüfeği. 10 santimlik namlusu var. Birazdan bunu da deneyeceğiz. İlk önce daha önceki videomuzda düzeneğimiz biraz farklı. Ama gene mantık aynı. Şimdi bunu size göstereceğim. Ondan sonra da o arkadaşa gereken cevabı vermek için onun köstebek tüfeğini deneyeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Yandı geçti. Slow motion'da gözük düştür. Şöyle göstereyim. Bakın mesafe. Bakın sade tapa. Hatta bakın saçmalarda görüyorsunuz. Mesafemiz aynı mesafeye. Tekrar şöyle hafif yanını çeviriyorum. Karpuzumu şöyle koyacağım. Bakın sistem bu. Ben size tekrar fişeği gösteriyorum. Bakın namlu olmadığı için şişti. Gördünüz. Şimdi şöyle yapalım. Bu aparatı söküyoruz buradan. Yok mermi ıslakmış bilmem neymiş. Şu aparatımızı buradan alıyoruz. Şimdi dediğim gibi aynı fişek. Onu da tekrar gösterelim. Arkadaş belki gene izliyordur. Kapak olsun ona. 9 numara. İkisi de aynı şeyin. Saçma. Şöyle. Ben aparatımı şurayı bir toparlayayım. Şimdi şunu şöyle. Şuna şöyle yapayım arkadaşlar. Şunu bir bantlayıvereyim. En azından karpuz düşmesin. Bunun namlu biraz alçak, hemen şöyle bir tur. Bunu bantlayalım. Zaten bunun etkisi büyük ihtimalle şöyle. Şöyle hemen. Evet. Bu da köstebek tüfeğimiz. Şimdi slow motion'umuz hazır. Evet. 10 santimlik bir namlunun ne kadar fark ettiğini bu şahsiyet şöyle görsün. Bak. Aynı karpuz. Aynı fişek. Ve buyurun. 10 santimlik namlunun etkisi şöyle. Bunu bile düşünün. Basınç ne kadar, 10 santimlik bir namlu ne kadar etki ediyor. Ta
aparatı döndürdü. Şöyle söküyorum. Şöyle. Baksanız bunun içinde evet arkadaşlar, bakın bu köstebek tuzağının ne kadar tehlikeli olduğunu gördünüz. Bunu kesinlikle çocuklardan uzak tutun. Bakın fişeğin hali şu. Bizim öbür fişeğimiz şu şekilde. Şu 10 santimlik namlu bile ne kadar fark ettiriyor. Ne kadar tehlikeyi arttırıyor. Ona göre benim sizden ricam arkadaşlar, videoları beğenmeseniz de hani böyle sahtekarlık falan, yani biz hobi için, keyif için yapıyoruz. Böyle yazan arkadaşlar da kesinlikle cevabını alacaktır. Ben bu yorumu gördüğüm için üzüldüm. Aynı yorumu okur okumaz bu köstebek tuzağını internetten temin ettim. 75 lira gibi bir rakama. Kesinlikle evinize sokmayın, uzak tutun. Silahtan pek bir farkı yok. Çok tehlikeli. Ama bizim aparatımız kesinlikle böyle değil. Fişekler işte yok şeymiş, barutu ıslakmış. İkisi de aynı fişek. Çantamdan çıkardım. İkisi de 32 gram. 9 numara saçma arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayacağım. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız, desteğiniz bizim için çok önemli. Daha iyi şeyler yapmak, daha iyi yerlere gelebilmek için sizin desteğiniz çok çok önemli. Sizin desteklerinizle günden güne büyüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalın.